Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme, reel gayri safi yurt içi hasıladaki artış oranıdır. Peki, nedir bu gayri safi yurt içi hasıla? Gayri safi yurt içi hasıla, belirli bir zaman içerisinde bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Ülkemizin meşhur fındıkları, ilmek ilmek örülen kazaklar, bütün dünyanın bayıla bayıla yediği meşhur Türk lokumu, her yıl yüz binlerce insanın tatilin keyfini çıkardığı otellerimizin sunduğu konaklama, bu mal ve hizmetlere örnek gösterilebilir. İyi de, gayri safi yurt içi hasıla nasıl hesaplanır? Hesaplama 3 şekilde yapılabilir. Üretim, harcama ve gelir yöntemleriyle. Çünkü bir ülkedeki toplam üretim değeri, toplam gelirlere ve harcamalara eşit olmak durumundadır. Gayri safi yurt içi hasılayı cari fiyatlarla, yani enflasyona göre değişen fiyatlarla hesapladığımızda nominal, belirli bir yılın fiyatlarına göre hesapladığımızda ise reel gayri safi yurt içi hasılaya ulaşırız. Yani ikisi arasındaki fark, reel gayri safi yurt içi hasılanın enflasyondan arındırılmış olmasıdır. Bu nedenle reel gayri safi yurt içi hasılanın artması yüzleri güldürür, ekonomiyi büyütür. Çünkü mal ve hizmet üretimindeki artış, ülke için daha fazla gelir demektir. Gayri safi yurt içi hasılanın ne demek olduğunu konuştuğumuza göre, kısaca kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıladan da bahsedelim. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası nüfusa bölündüğünde, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaplamış oluruz. Bu rakamsa, bir ülkede yaşayan insanların ortalama refah düzeyini gösterir. Daha iyi bir araba, daha güzel bir ev, daha fazla seyahat, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın yükselmesinin göstergesidir. Herkes için ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.